Dünyanın en gözde ve gizemli antik kentlerinden birinin Ürdün'deki Petra olduğunu inkar etmek çok zor. Eski Nebati uygarlığının gül kırmızı kenti olan Petra, Ürdün'ün güneyinde yer alıyor ve Akabe Körfezi kıyılarından kuş uçuşu yaklaşık 133 kilometreyi bulan Great Rift Vadisi'nin bir parçası olan Vadi Araba'nın doğusunda yer alıyor. Tiyatro, tapınak, ev ve kral mezarlarının kum taşı kayalıklarına, Doğu ve Helenistik mimarinin harmanlandığı bir estetikle oyulduğu 2200 yıllık antik kent, sadece Ürdün'ün en önemli kültürel miraslarından biri değil. Kayalara oyulmuş, her biri birer sanat harikası olan mekanlar, hayranlık uyandırıcı türden. Grekçe bir kelime olan Petra, büyük kaya anlamına geliyor. Putperestlikleriyle bilinen Nebatiler, tanrıları için dev tapınaklar inşa etmişlerdi. Diğer kültürlerden etkilendikleri değerleri buraya taşıdılar. Antik Yunanistan, Roman, Mısır, Mezopotamya stilleri harmanlayarak benzersiz bir mimari ile muhteşem Petra şehrini yarattılar. Zayıflayan Nebati Krallığı milattan sonra 106'da Roma İmparatorluğu'na dahil edildi. Milattan sonra 400'den sonra deprem ve ekonomik sıkıntılardan dolayı gözden düşen Petra zaman içerisinde unutulup gitti. İsviçreli kaşif Johann Burckhardt tarafından tekrar keşfedilinceye kadar sadece göçebe Arapların bildiği kayıp bir şehirdi. Muhteşem tepelerin kıvrımlarının ortasında saklanan bu eşsiz alan, 1812'de İsviçre gezgini Johann Burckhardt tarafından yeniden keşfedilene kadar Avrupalılar tarafından bilinmiyordu. Arapça öğrenmek ve İslam ilkelerini öğrenmek için birkaç yıl harcadıktan sonra Hindistan'da Müslümanlığa geçen Burckhardt, Londra merkezli Afrika İçişlerinin Keşfini Teşvik Derneği'nin himayesinde yolculuğuna çıktı. Kullandıkları dile Arapçanın temellerini teşkil eden Nebatilerle ilgili bilgilere Eski Ahit'in Tekvim bölümünde de rastlanıyor. Eski Ahit'te Nebayot denilen halkın Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in 12 oğlundan en büyüğünün soyu olduğundan ve bu 12 soyun köyleri ve obaları ile Mısır'a kadar olan topraklarda oturduklarından söz ediliyor. Petra'nın en nefes kesen yönlerinden biri, neredeyse 150 yıl önce belli birkaç turistin anılarıyla kutlanan renkli kum taşı yapısı ve harika mimarisi. Sanatçı Edward Lear 1858'de Sekon'daki caddeyi gezerken notlarına "Taş tonu beklentimin ötesinde parlak ve neşeli" diye yazdı. Bir zamanlar bir şair tarafından gül kırmızısı şehir olarak tanımlanan Petra, aslında leylak, gri ve beyazdan oluşan ve sarı girdaplarla kırılan puslu pembe bir renge sahip. Hiçbir renk aynı kalmıyor. Çünkü renkler günün saatine ve ışığın kalitesine göre sürekli değişiyor.
kaya parlak yeşil ve pembe zakkum veya kaktüs çiçeği turuncusu ile daha da belirginleşiyor. ...1985'te UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak da seçilen Petra, Ürdün'ün en tanınan sembollerinden birisi. Bu görkemli antik şehir pek çok filme de sahne olmuş. ...1989 yılında çekilen Indiana Jones, Son Macera, Mumya Geri Dönüyor, bunlardan bazıları.